izlediler bunca zaman ve biz bunun bedelini ödüyoruz şu anda. Benzer bir tartışma Filistin-Gazze meselesinde de yaşandı. Hatta Nihat Zeybekçi, eski Ticaret Bakanı, bu kısıtlama uygulanan ürünleri satan, ihraç eden şirketlerin sahiplerinin, yöneticilerinin de olduğu bir toplantıda, yani buna güncelleme gelmeli, ticaret bir şekilde devam etmeli, Mavi Marmara zamanında bile devam etti gibi açıklamalar yaptı. İsmail Kılıçarslan çok sert tepki gösterdi, hakaret etti. Nihat Zeybekçi şimdi ona bir cevap daha vermiş. Nezaket, zerafet daveti yapmış kendisine ama İsmail Kılıçarslan yine çok sert tepki gösteriyor. Şimdi bu konuda da bir çatışma var. Yani AKP artık çözülüyor demek çok mu erken bu yorumları yapmak? Yani AKP dönem dönem hep çözüldü. Biz ilk AKP'den pek kimseyi, işte bu bir iki tane bakan dışında, bir iki sima dışında pek kimseyi görmedik. AKP defalarca çözüldü. Çözüldüğü yeri birileriyle ikame etti. Şimdi yeni birileriyle ikame etti. Her seferinde de daha beceriksiz ve daha aç zümreler aldı içine. Her seferinde kendisini her yenilediğinde, her bir uzvuna attığında yerine koyduğu eskisinden daha aç ve daha devletin malı deniz, gerisi deniz olan devletin malını yemekte daha iştahlı ekipler oldular. O yüzden defalarca çözüldü. Bu sefer şöyle defalarca çözüldü ama iktidardan gitmeyeceği sanısı dolayısıyla, bu devlete hakim olduğu sanısı dolayısıyla, devlete ve seçmen bezine, tabana hakim olduğu sanısıyla yeni müttefikler bulabildi. Her bir yeni müttefiki de şimdi onlardan kurtulamıyor da, kurtulmak istiyor mu ondan da emin değiliz. Çünkü yani alternatif olmadığı için kurtulmak da istemiyor olabilir. MHP'den bahsediyorum. Şimdi yeni olan şu, işbirliği yapabileceği yeni kesimler yok. Çünkü AKP sadece kendi kaynaklarını tüketmedi. Yani işte sağ muhafazakar, sağ liberal Tayyip Bey'le yaptığı işbirlikleri ölçüsünde kendi kaynaklarını tüketmedi yalnızca. Kendi içinden çıkardığı, artık vazgeçtiği ekiplere öyle muamelelerde bulundu ki AKP artık işbirliği yapılamaz bir partiye dönüştü. Dolayısıyla MHP'ye elim mahkum, MHP'ye işte şeye, Büyük Birlik Partisi'ne vesaire falan etrafında kim varsa elim mahkum, ama onlarla ilişkisi de bir tür karşılıklı şantaj ilişkisi. Yani görünürde işte sevgi, saygı, oy toplamı, bir toplama işleminin şeysi gibi görünse de, Erdoğan'ın %41 ile bir Cumhur İttifakı birinci oldu demesinden bahsediyorum. Ama karşılıklı bir şantaj ilişkisi. Çünkü başka kimse yok. Yani Erdoğan'ın, hele şimdi bu yerel seçim sonuçlarından sonra, yeni olan şey bu. Yani ilk defa çözülmüyor AKP. Daha önce de çözüldü. Her çözüldüğünde Erdoğan yeni partnerler buldu kendisine ve o partnerler aracılığıyla devlete yerleşti. Ve bence bir miktarda tabandan koptu, halktan koptu. Çünkü devletle ve o Tayyip Bey'le olan ilişkisi daha ön planda oldu. Şimdi yeni olan durum, artık AKP'nin işbirliği yapılamaz. İşbirliği yapacak olanın da meşruiyetini ortadan kaldıracak bir siyasi partiye dönüşmüş olması. Bunun sebebi hem AKP'nin siyasi geçmişi, hem de özellikle şu son 3-4 yıldır konuştuğumuz, tartıştığımız işte çeteler, yolsuzluklar, ekonomide gördüğümüz buhran, dış politika vesaire falan gibi pek çok sebeple AKP yeni işbirlikçi bulamaz vaziyette. Yoksa defalarca çözüldü daha önce. İlk defa çözülmüyor. Söylediğiniz bir şey çok dikkatimi çekti. Dediniz ki AKP bir dava partisi değildi zaten yola çıkarken de. Sıradan yurttaş tırnak içinde bir dava partisi olduğunu düşünen AKP'nin, o davaya inanan sıradan yurttaştan söz ediyorum. Yani İslamcı burjuvaziden söz etmiyorum aslında. Orası içinde mi öyleydi? Yani neticede 90'ları hatırlayalım. İşte belediyelerle birlikte, belediyelerin tırnak içinde iktidara gelmek için nasıl araçsallaştırıldığı, Refah Partisi'nin kazandığı belediyeler sürecinde
Ben hatırlıyorum, çocuktum ama işte kurban kesim yerlerine gidip işte derileri toplayan, değil mi, İslamcı derneklere, vakıflara maddi kaynak bulmak için insanlar vardı. Tabii bunun bir proje olduğunu elbette düşünenler var AKP'nin. Ama bir halk desteği aldı, uzun yıllardır iktidarda kaldı. Yani o kesimle arasındaki bağı artık tamamen kopardı mı? Artık AKP tabanı, mesela Refah, Yeniden Refah Partisi belki burada tartışılabilir. Ne diyorsunuz? Öyle bir zihin şeyi yaptım, jimnastiği yaptım. Çok güzel soru. Buna tek bir AKP tabanı yok diye başlayayım. Bir de aslında kısmen az önce cevap verdim. Herkes kendi davasının bir ucunu AKP'de bulduğu için, ama kendi davasının. O yüzden de AKP bir şey değil, dava partisi değil. Yani herkesin kendi davasına bir karşılık bulabileceğini düşündüğü için gittiği bir parti. Dolayısıyla oy verenlerin bir kısmı için o parti kendi davasının partisi. Sokak röportajlarını izliyorum şimdi. Neden AKP hala şey diyenlere işte soruyor. Yani çözerse reis çözer diyenlere röportajlar soruyorlar. Verebildikleri bir cevap yok. O çözer. Yani hani o çözer. Bu şu anlama geliyor. Aslında çözemeyeceğini onlar da biliyorlar ama şimdiye kadar şu oldu, şu önemli. AKP ile temasları içerisinde kendi davalarını keskinleştirdi o insanlar. Çünkü AKP her türden radikaliye, sağ radikaliye yürü ya kulum dedi. Buna milliyetçilik de dahil olmak üzere. Göçmen problemi konusunda bir dilemma, bir açmaz yaşasa da milliyetçiliğin çeşitli formları dahil olmak üzere her türlü sağ ideolojiye, radikalleşme eğilimindeki sağcılıklara diyelim, daha da radikalleşme ve sivrilme olanağı verdi. Dolayısıyla onlar da hem AKP içerisinde enterne edilmiş hem de yalnızlaşmış oldular. Onların birbirleriyle ilişkileri de iyi değil. Şimdi senin söylediğin 90'larda, 2000'lerin başında deri toplayan amcalar vesaire falan artık ortalıkta yoklar. Çünkü deriyi artık profesyoneller topluyor. Yani onların partisi değil AKP. O amcalar Saadet Partisi'nde falan, işte kısmen de daha gençleri, o amcaların yolundan giden gençler de Yeniden Refah'ta vesaire falan bir takım yerler buldular kendilerine. Ama AKP o süreçleri de işte Kürgev oldu, Ensar oldu, bir sürü orada TÜGVA oldu, bir sürü orada vakıf var. Bu işler profesyonelleşti. CEO'ları var o vakıfların, yani hani profesyonel yöneticileri vesaire falan var. Ve çok büyük paralarla iş yapıyorlar. Yani deri meri artık gerçekten böyle biraz da sembolik bir mevzu olduğu için mesele. Dolayısıyla evet, yani hani o açıda, o insanların açısından baktığınız zaman AKP hala o kadar sivrilmiş haldeki davalarının, o kadar radikalleşmiş olan davalarının bir şekilde he amca ya, he kardeş, tam dediğin gibi falan diyerek karşılık bulabileceği bir yer. Bu böyle diyen insanları bulabilecekleri bir yer. Başka yerde bulamazlar, çünkü kendileri de biliyorlar ki o radikalleşme ve marjinalleşme düzeyinde başka yerde olamazlar. O yüzden evet, onlar açısından olabilir ama tek bir AKP seçmeni yok. AKP'nin kendi davası yok. İktidarda kalmak ve kaynakları mümkünse kepçeyle kendisine, kaşıkla ahaliye dağıtmak şeklinde pay etmek dışında bir davası, iddia ediyorum ki hiçbir zaman olmadı, gene yok. Yani AKP'den önce de yoktu İslamcıların böyle bir davası. İslamcılar şunu diyorlardı: bu halkı bir takım değişikliklere, mesela modernleşmeye, bilmem ne, batılaşmaya değil modernleşmeye biz ikna ederiz. Çünkü biz onların dinlerini biliyoruz. O zaman bunlara ikna etmek için, onları bunlara ikna etmek için bana haraç ödeyeceksiniz. İslamcılık bundan başka bir şey değildir. Yani dava da ben iktidarda olmalıyım çünkü doğma büyüme buralıyım. Bu çoğunluğun dinini en iyi ben biliyorumdur iddia, dava. Bu kadar. O da yanlış. Niye yanlış? Çünkü hiçbir İslamcı aynı İslam'a da inanmaz. Hepsinin arasında da bir takım yorum farkları vardır. Dolayısıyla hele hep birlikte halkın İslam'ına hiç inanmazlar. Halkın İslam'ı ile onların İslam'ları arasında dağlar kadar fark vardır. Dolayısıyla bu da doğru bir iddia değil. Ama tabii ki kendilerini farklılaştırmak zorundalar ki hegemonik bir proje üretebilsinler. İslamcılık, buralarda bir şeyler yapmak isteyenler haraçları bana ödeyecekler
diyerek yola çıkmış bir ideolojidir. Nitekim bunu da şeyde görürüz. Bakalım Türkiye'nin kaynaklarına şimdi nasıl sarf edildiğine, madenlere, bütün o maden alanlarının açılmasına, ne bileyim ben işte zeytinlikler, köyler harap edilirken kimlerin esasında bundan sebeplendirildiğine ve o sebeplenmelerden kimlerin komisyonlar aldığına, hangi şirketlerin aracılık ettiklerine bakarsak eğer esasında İslamcılığın davasının tamamen gerçekleşmiş, kendisini gerçekleştirdiği için de ölmekte olan bir ideoloji olduğunu anlarız. Ayşe Çavdar, çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Bu güzel sohbet için çok sağ olun, zaman ayırdınız. Estağfurullah. İyi yayınlar. Mehmet Şimşek'in bu yerel halk ifadesinin yansımalarını, yankılarını konuştuk. Şimdi ekonomi boyutunu da konuşalım bu toplantıların istiyorum. Ama önce Türkiye